Biliyorum. Evet. Herkese merhabalar Berlin'den. Tekrar bağlandık biz bugün. Güzel bir pazar diliyorum. Bugünkü konuğum Doktor Kızıltan Yüceil. Kendisiyle birlikte bugün çok güzel, çok önemli konuları konuşacağız. Ben özellikle artık canlı yayınları sizin sorularınız doğrultusunda ayarlamaya çalışıyorum ve sizin sorularınız doğrultusunda da konu başlıkları belirliyorum konuklarımla beraber. Tabii ki konuklarım başarı öykülerini, yurt dışı hikayelerini anlatacaklar ama özellikle bu canlı yayında vurgulamak istediğimiz iki konu olacak. Bunu baştan söyleyeyim ben size. İşte yurt dışında iş başvuruları nasıl olur, CV nasıl hazırlanır, dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Birinci konumuz bu olacak. İkinci konumuz da vize sürecinde gerçekten de çok fazla deneyimi olduğu için vize sürecini anlatacak. Ve vizeden sonra Almanya'ya geldikten sonra yaşadığı zorlukları ya da hiç beklemediği durumlar nelerdir? Onları anlatacak. Şimdi ben Doktor Kızıltan Yüce ile alıyorum. Yayınımıza sorularınızı şimdiden hazırlayın. Kızıltan, merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Çok sağ ol. Sen nasılsın Azra? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğin için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü biliyorum ki takipçilerimin çok merak ettiği konuları bugün paylaşacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. Özellikle dinlemedim. Dinlemek istemedim. Çünkü biliyorum ki çok ilginç hikayeler ve bilgiler çıkacak buradan. Kızıltan, sen bugün bizlerle birincisi çok fazla deneyimin olduğu için çok önemli bir konuyu ele alacaksın. İş başvuruları sırasında dikkat edilmesi konular nelerdir? Özellikle de yurt dışında iş başvurularında nelere dikkat etmek gerekir? Adım adım bize anlatacaksın. Canlı yayınımız sırasında hemen belirteyim. Çok önemli platformları paylaşacağız. Kızıltan bize detaylara verecek. CV nasıl hazırlanır konusunda, işte mülakatlar nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken konular nelerdir, kaç tane başvuru yaptı, kaç tane ret aldı ve bu iş başvuru sırasında nasıl yönetti, hem zaman yönetimi konusunda hem de başvuruları yönetimi konusunda. Diğer bir konumuz da tabii ki vizeler konusunda ele alacağız. Ama öncesinde Kızıltan'ı tanıyalım. Çünkü Kızıltan şu anda Almanya'da ürün müdürü olarak çalışıyor ve 2004 yılından beri aslında bu alanın içerisinde hem yapay zeka alanında hem de ürün yönetimi alanında startupları kurdu. Türkiye'de birçok başarıya da aynı zamanda imza attı, doktorasını yaptı. Ve nihayetinde de şu anda Almanya'da Berlin'de yaşıyor. Ama daha detaylı dinlemek istiyoruz Kızıltan. Biraz anlatabilir misin kendinden? Tabii çok teşekkür ederim Azra. Sağ ol. Valla benim hikayem aslında biraz aile mesleği desek yeri. Çünkü babam endüstriyel tasarım mezunuydu. O zaman dizayner, ressam diye geçiyor galiba. Mimar Sinan Akademi'den mezuniyeti o şekilde. Fakat işte o da kariyerinin böyle yarısından sonra diyeyim daha yazılım alanına dönmüştü. Ve 80'lerde evde e-learning yazıyordu yani. Hani daha 80'lerin başından bahsediyorum. Dolayısıyla hani bizim ailede bile birkaç tane çoğu da başarısız olan aslında yazılım şirketleri kuruldu, kapatıldı ama ben hani çocukluğumu ofislerde geçirdim desem yeridir. Yani dolayısıyla da tabii yazılımın içinde doğdum. Daha işte 16-17 yaşındayken şirketlere bazı yazılım çözümlerini sunabilir hale geldim. Yani onların kendi problemlerini özel. Dolayısıyla aslında yazılım ya da IT dünyasındaki gelişimim biraz daha böyle bir alaylı şeyden başladı. Daha profesyonel hale gelmesi yaklaşık 2000'lerde işte o zamanın Türk Google'ı diyebileceğimiz net.com'da yazılım geliştirmecisi olarak çalıştım. Software Developer olarak çalıştım. Sonra 2003'te kendi startup'ımı kurdum. O macerada yaklaşık bir 5 yıl kadar sürdü. Yine B2B alanında çalıştık. Ama mesela kendi startup'ımı kurduğumda biraz daha ticari tarafa yönelmiştim. Yani teknoloji ortağım götürüyordu. Ben daha çok iş geliştirme strateji alanlarını sahiplendim. Müşteri yönetimi vesaire. Ondan sonra ben şey diye dalga geçiyorum. Yani startup ekosistemi denen kavram
kurulduğu anda ben şirketimi artık kapamak zorunda kalmıştım. Yani bütün o fonlar, bütün yatırımcılar, işte başarılı exit hikayeleri falan hepsi bizim ayakta tutunmaya çalıştığımız dönemin hemen sonrasında gündeme geldi. Dolayısıyla hani dişimizi 2 yıl daha sıksak belki şu an girişimcilikle ilgili bir program yapıyor olurduk. Ama ona da bağlarım tekrar. Fakat sonrasında tabii bu startuplarda çalışmış olmam, öyle bir deneyimim olması, hem teknoloji tarafından hem ticari taraftan geliyor olmam aslında bir bütün olarak ele aldığımızda beni tam bir ürün yöneticisinin yetkinliklerine sahip kıldı. O sayede yine 2-3 yıl kadar Türkiye'deki telekomünikasyon ekosisteminde iş ortaklarında çalıştım. Yani bunlar da aslında yine B2B teknoloji startupları. Ve o ekosistemde nihayetinde bu sefer startup küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli corporate hayata başladım. Turkcell'de 10 yıla yakın çalıştım. Bir ay eksik. 5 yıl kadar iş ortaklığı ekosistemi yönetecek platformları geliştirdim. Buradaki görevim ticari bilimin ya da business birimlerinin ihtiyaçlarını anlayıp kullanıcı ihtiyaçlarını anlayıp bunları teknoloji ekipleriyle birlikte hayata geçirmek oldu. Daha sonra tabii iş ortaklığı yönetimi portföyü olduğu için burada hani ticari şeyler yoktu, gelir etkisi yoktu. Daha sonra 1 yıl kadar bir geçişle product exploration yaptım. Healthcare alanında, kurumsalda işte çalıştığım şirket, Turkcell'deydim bu arada, işte demin bahsetmediysem. Ne yapabilir? O alana şey yaptım. O da aslında bizim product discovery dediğimiz bir ürün uzmanlığına denk geliyor. Ondan sonra sonrasında doğrudan P&L yani Profit and Loss yönettiğim IoT tarafına geçtim. Bu sefer de ticari ürün yöneticisi olarak çalıştım. Yine iş birimi içerisinde teknoloji ekipleriyle tam tandem çalışarak. Bu da yaklaşık 5 yıl kadar sürdü. Sonra telekomünikasyon dünyasının artık teknoloji dünyasına daha kalıcı bir şekilde geçmek istiyordum. Bunun için Yandex'e transfer oldum 2009'da. Orada da bu sefer aynı zamanda yöneticilik deneyimi edindim. İşte önemli bir kısmı Moskova'da, geri kalan Türkiye'de olan bir ürün ekibini yönettim. Türkiye'deki Yandex navigasyon uygulaması çerçevesinde. 5 milyon kadar son kullanıcımız var. Dolayısıyla B2B tarafındaki birikimi biraz B2C ile de birleştirmiş oldum. Ondan sonra sonra işte biraz Covid devreye girdi. Covid döneminde Yandex aslında çok büyük bir organizasyon. Yani Google'la eşdeğer gibi düşünebiliriz servis çeşitliliği açısından. Covid döneminde malum dijital servisler çok yaygınlaştı. Yandex'in bütün servisleri burada avantajlı olurken mobiliteye dayanan, yani insanların hareketliliğine dayanan, evde olmamasına dayanan servislerden bir tanesi olan Yandex Navigasyon orada tabii daha zorlu bir durumdaydı. Negatif etkilenen, yani konjonktürden negatif etkilenen bir durumdaydı. Artık onunla mı ilgili de değil midir bilmiyorum. Şimdi çok şirket dedikodusuna girmeyeyim ama Türkiye Türkiye ofisi kapanmış oldu. Sonrasında da eşimle birlikte bir karar aldık. Zaten nihai hedefimiz bu teknoloji sektörüne geçtikten sonra Batı Avrupa'ya gitmekti. Yandex de orada yani benim için böyle burada şimdi aslında evet. Almanya hikayesi başlıyor. Bu dediğin durum ne zaman başladı? 2019 mu demiştin? 2020'nin Ekim'inde Yandex'te sayfayı kapadık. Evet. O noktadan itibaren ben bir daha Türkiye'de hiçbir zaman iş başvurusuna bulunmadım. 2020 Ekim'de başlayan iş arama süreci de 2022 Nisan'da gelen teklifle böyle bir uzun bir şeye ne derler. Peki ama ondan önce kızatan şunu
sormak istiyorum. Şimdi bizim önemli sorumuz tabii yurt dışında iş başvuruları başlama süreci yavaş yavaş gireceksin ona. Ama belki bilmeyenler için şimdi product lead ne demek? Product ürün yöneticisi ne demek? Çok kısa bahsedebilir misin? Tabii. Yani senin görevin şu anda Almanya'da bu pozisyonun. Kısa olarak bahsedersen bizi izleyenler de aslında bu konuda biraz daha giriş yaparken anlamış olacaklar, bilmeyenler için tabii. Ürün yönetimi aslında yani ürün müdürü diye de Türkçe'de tabir ediyor, ürün yöneticisi diye de tabir ediyor. İngilizce'de işte product manager, hatta teknoloji sektöründe product owner gibi ayrışıyor. Teknik ürün yöneticisi vesaire de böyle çeşit çeşit şeyler var. Yani ürün yönetimi dünyası olarak biz de ürün yöneticisi ne yapar? Bunun kitabi şeyini, ifadesini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında tam bir yatay rol. Bundan yıllar öncesinde Yahoo'nun ana sayfasının product manager'ının sunduğu bir şeye eğitime katılmıştım. Ve şunu göstermişti. Product manager aslında bir organizasyon içerisinde yetkinlik seti dağılımı açısından CEO'ya en yakın olan rol. Bu ne demek? Bir şirketin ve o şirketin çıkarttığı ürünün kullanıcısıyla olan ilişkilerini bilecek. Pazardaki pozisyonunu bilecek. Bunu tahlil analiz edebilecek. Ondan sonra pazardaki fırsatları rekabet açısından da anlayabilecek. Müşterinin ihtiyaç noktalarını, pain pointlerini tespit edebilecek. Bunu o şirketin kapasitesi içerisinde, teknik kapasitesi, insan kapasitesi, yatırım kapasitesi içerisinde nasıl bir çözümle eşleyebileceğini tespit edecek. Sonra bu ürünü hayata getirecek, product development dediğimiz kısmı. Bu hayata geçirdikten sonra bu sefer bu ürünün büyüme sürecine liderlik edebilecek bir rolden bahsediyoruz. Tabii özellikle implementasyon yani ürünün geliştirilmesi aşamasında bu sefer mühendislerle korakor çalışabilmesi lazım. Ürünün fikirleştirilmesi aşamasında ideation dediğimiz süreçte şirketin teknik kapasitesini, teknoloji trendlerini yakından takip edebiliyor olması lazım. Ama bunu bütün bunların hepsini yaparken kod yazmak zorunda değil. Ama bir yazılımcının kafasının nasıl çalıştığını, hangi teknolojilerde hangi yetkinlikler olduğunu biliyor olması onun için çok büyük bir avantaj. Çünkü sizin kafanızda geliştirdiğiniz fikirler yeterince uygulanabilir olmayabilir, hiç uygulanabilir olmayabilir. Ya da aslında fikirlerinizi kısıtlıyor olabilirsiniz bazı teknolojik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla aslında hem ticari yetkinliklere, farkındalığa hem teknik farkındalığa sahip, benim tabirimle jonglörlük yapan yani sürekli elinde birden fazla top çeviren bir rol ürün yöneticisi. Onun için de yani eğer belirsizlikten hoşlanıyorsanız, eğer ne iş yapacağınızın sürekli sabit olmasını istemiyorsanız, böyle biraz macera arıyorsanız iyi bir rol diyebilirim yani. Evet, güzel, güzel. Şimdi en azından bilmiş olduk ürün yöneticisi ne demek ve görevleri nelerdir. Gerçekten çok büyük yükümlülükleri olan da bir görev ve ben gerçekten Kızıltan seni de çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi geçelim asıl merak edilen konuya. Yurt dışı başvuru süreci hakkında ilk sorumla aslında başlamak istiyorum. Sen yurt dışına karar verdin, tamam. Yandex'ten ayrıldın, bir daha Türkiye hakkında bir şey yapmak istemedin. Yolunu batıya çevirmek istedin. Öncelikle hedefini nasıl belirledin? Bir ülke olarak belirlerken zorluk yaşadın mı? Ve neden Almanya? Onu da sorayım. Çok güzel bir soru bu ve aslında çok da uzun yanıtı olan bir soru ama olabildiğince böyle ana hatlarıyla aktarmaya çalışayım. Önce şunu çok net çizmek lazım. Bu her kariyerinde böyle bir nasıl diyelim adımı değerlendirme aşamasında olan her aday için, her çalışan için, her profesyonel için çok sorulması gereken temel bir soru. Ben yurt dışında yaşamak istiyor muyum? Ben yurt dışında bir kariyer hamlesi mi yapmak istiyorum? Yani bu
Oldukça önemli. Aslında eş anlamlı gibi belki geliyor kulağa ama pek öyle değil. Çünkü hele COVID sonrasında artık yurt dışında çalışma deneyimi elde etmek, uluslararası bir platformda iş deneyimi, kariyer deneyimi elde etmek için ülkenizi terk etmek zorunda değilsiniz. Tonlarca bir mutlak var. Artık bunların organizasyonları, legal çerçevesi, ekonomisi de kurulmuş durumda. Yani dolayısıyla eğer ya ben Türk iş yapış biçimiyle ilgili belli bir aşamaya geldim. Uluslararası şirketler nasıl çalışıyor? Dünyada iş gücü nasıl hareket ediyor? Bunu anlamak istiyorum diyorsanız ülkenizden çıkmadan da bunu yapabilirsiniz. Bu ayrı bir konu. Ama eğer ki yurt dışına yerleşerek kariyerinizi devam etmek istiyorsanız burada çok önemli bir kendinize sormanız gereken soru var. Ben Türkiye'yi terk ederek Türkiye dışındaki bir ülkede tutunmayı istiyor muyum? Böyle bir mücadeleye girmeyi istiyor muyum? Çünkü açıkçası ben de bunu tam %100 farkındalığına geldikten sonra tespit ettim. Geleli 5 ay oldu. Yani çok da taze bilgiler olduğunu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız işte Almanya'da çalışmak ya da İsveç'te çalışmak, İngiltere'de çalışmak dediğimiz zaman hani sanki böyle A noktasından B noktasına gidiyormuş gibi bir kavram oluşuyor. Çok lineer bir kavram oluşuyor. Halbuki aslında böyle değilmiş. Yani ben de yeni anlıyorum. Türkiye'den çıktıktan sonra Türk olmayı bırakıyorsunuz. %100 buna hiçbir şey yani ideolojik bir çerçevede söylemiyorum. Türk olmayı bırakıyorsunuz. Almanya'ya, İsveç'e, Hollanda'ya, Finlandiya'ya vardığınızda Alman, İsveçli, Finlandiyalı olmuyorsunuz. Oradaki Türklerden biri de olmuyorsunuz. Olduğunuz şey uluslararası iş gücüne katılmaktan ibaret. Ve bu çok önemli. Yani siz aslında Türk olmayı bırakıyorsunuz. Alman olmaya doğru ya da Almanya'da yaşamaya doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Evet ama aradaki statü çok uzun. Yani bu sizin bu fikri aklınıza düşürdüğünüz, yoğurduğunuz andan itibaren başlıyor. Belki vatandaş ya da kalıcı oturum izni aldığınız noktaya kadar gidebilecek. Kabaca işte yani mevzuat sürekli değişiyor ama yani kabaca 5 ila 8 yıllık bir hikayeyi kapsıyor. Bunun içinde bir dünya aşama var. Dolayısıyla profesyonel tarafa dönecek olursak bu aradaki bölge sizi artık mesela Türkiye'deki iş bulma süreçlerinin dışında bir yerde tanımlıyor. Siz bir Alman ya da Alman vatandaşının Almanya'da iş aradığı süreçlere de dahil değilsiniz. Sizin olduğunuz link içinde işte Hintliler var, Pakistanlılar var, Ukraynalılar var, Ruslar var, Sırplar var, Arnavutlar var vesaire vesaireyle bu gidiyor. Teknoloji sektörü özelinde de bu ülkelerin kapasitesi ya da işte adedi belli ölçüde artıyor ya da azalıyor. O kısmı çok önemli değil. Ama uluslararası rekabete çıkmış oluyorsunuz. Türkiye'de başvurduğunuz bir işte, işte bir yazılım mühendisi pozisyonu diyelim. İşte belki 500 kişi başvuruyordur. Ama o 500 kişi Türkiye'deki bilinen okullardan mezun. Ve Türkiye'nin işe başvuracak çıkarttığı yetenek belli. Ama bunu yurt dışına çıkarttığınız zaman o görünen o görünen iş ilanı 300 milyon insan tarafından izleniyor. Yani sadece Hindistan'da 1,5 milyon insan var. Çin'de bir o kadar. Söylemeye çalıştığım şey şu. Türkiye'den çıkıp yurt dışında iş aramaya başladığınız zaman artık sizin title'ınız değişiyor. Siz uluslararası iş arayan çalışan adayısınız ve bütün düşünme çerçevenizi, alışkanlıklarınızı buna göre yeniden tasarlamanız gerekiyor ve bu ne Türkiye'deki deneyiminizle örtüşüyor ne vardığınız ülkedeki yerleşik deneyimlerle örtüşüyor. Arada bir noktadasınız. Evet. Şimdi Kızıltan çok çok güzel bir resim çizdin. Çok önemli bir konuya değindin. Ki şu anda bizi dinleyenler de şunu fark edecekler. Aslında Kızıltan'ın şu anda bahsettiği konuda
öz geçmişinizi yazarken, CV'nizi yazarken, iş başvuruları yaparken daha iyi bir tablo ortaya çıkmış oldu aslında. Yani adım adım, gerçi bu konuda şimdi soracağız, söyleyecek, tekrar anlatacak kızıldan, ama bence bakış açısını değiştirmek ve yani Türkiye'den baktığımız açıdan bizi bekleyen şeyin ne olduğunu ve orada yalnız bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'de yaşayan bir birey olarak değil. Bu çok güzel bir resim çizdin. Çok teşekkür ederim bu arada. O zaman şey sorayım ben sana. Şimdi sen Türkiye'den kararını verdin. Nasıl başladın? Özgeçmişini nasıl hazırladın? Hangi platformlarda gezindin? Nasıl bir yol haritası çizdin? Bunların hepsini tabii merak ediyoruz. Tabii. Şimdi demin dediğim gibi, yani aslında bir yaşama hikayesi de, yaşam dönüştürme hikayesi de olduğu için benim biraz daha karar sürecim aslında bireysel olarak çok uzun yıllara dayalı. Benim işte 2000'den öncesinde İstanbul'da tanıştığım yabancı arkadaşlarım vardı. Biraz böyle farklı ülkelerin kültürlerine şey yapmaya çalıştım. Sonra işte malum euro kuru düşükken, ben de kurumsal bir şirkette çalışırken Avrupa'yı gezdim. Bu her gezdiğim ülkede genelde başkentleri ve ikinci büyük şehirleri görmeye çalıştım. Buralarda aslında ben yaşayabilir miyim? Burası nasıl? Hani hayatı nasıl, biraz bunları hissetmeye çalıştım. Ve bunu da olabildiğince geniş çerçevede yapmaya çalıştım. Bu şu nedenle önemli. Çünkü sizin yaptığınız başvuruda işte atıyorum hiring in Finland, Helsinki ya da işte Berlin ya da Münih ya da Dublin ya da Brussels ya da Paris diye yazdığı şeylerin her birinin arkasında bambaşka hikayeler var. Yani sadece iş arama sürecinin kendisi içinde değil. Dolayısıyla nereye başvuru yapacağınızı seçmekte eğer imkanınız varsa, tabii giderek zorlaşıyor Türkiye'deki geçim imkanları açısından, ama eğer imkanınız varsa fiziksel olarak o toprağa basarak, ama yoksa bol bol o ülkeler hakkında, o ülkelerdeki ekspat yaşantısı hakkında bilgi edinecek içerikleri izleyin, okuyun derim naçizane. Özellikle de izleyin. Yani orada görsel algı çok çok önemli. İkincisi, bu yelpazede baktığımız zaman Batı Avrupa şeyinde, kesitinde benim gördüğüm aslında Almanya'dan başlayan işte teknoloji dünyası özelinde de biraz daha özetleyerek şey o fokusla aktarıyorum. Almanya'dan başladığımızda Berlin, Münih önemli. Sonra Hollanda'da Amsterdam önemli. Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Malmö ve Stockholm. Finlandiya'da Helsinki. Sonra Belçika'da Brüksel. Fransa'da Paris ve İngiltere'de Londra merkezli teknoloji hubları var. Tabii Lüksemburg bir miktar yine Amazon açısından önemli ve İrlanda'da da Dublin var. Şimdi bu saydığım ülkeler, dikkat ederseniz hepsi Batı Avrupa ülkesi. Aşağıda güneyden ülke çok saymadım. Çünkü Batı Avrupa ülkelerindeki teknoloji iş gücüne oranın ekonomilerin kapasitesiyle de alakalı olarak kazandırdığı ücretler daha yüksek. Yani buradaki bant senior seviyedeki, yani işte 5 ila 10 yıllık seviyedeki bir teknoloji çalışanının ortalama gelirini işte 55-60 binlerden başlayıp 85-95-100-105'e kadar çıkartabileceği bir şeyden bahsediyorum. Gelir aralığından bahsediyorum. Güneye inersek güneyde İtalya'da Milano hariç daha çok bir emekleme aşaması var. Atina bir hamle ediyor, ama Atina'nın hamlesinden daha önemli olan İspanya'da Barcelona var. Portekiz'in açmış olduğu digital nomad vizesi var. Yani dolayısıyla bütün Avrupa'da fırsatlar var. Ama Avrupa Birliği üyelerini kastediyorum. Avrupa Birliği'nin dışına çıkmak isterseniz Sırbistan, Belgrad bir hub olabilir. Orta Avrupa'ya geçmek isterseniz mesela Microsoft gibi büyüklerin oralarda şeyleri var, base'leri var. Oralarda Çekya olabilir, Polonya biraz. Ondan sonra kuzeye çıkarsanız, kuzeyin küçüklerine çıkarsanız da
Estonya'da güzel startuplar var, Tallinn'de. Ve yine Litvanya, Vilnius'ta o biraz geriden geliyordu ama açığı kapamaya çalışıyor. Ama yani tüm bu yelpaze içerisinde bu sefer ekonomik büyüklük açısından, yani hani powerhouse denir ya İngilizce'de, güç odaklı açısından baktığınız zaman bence Almanya birinci sırada geliyor. Çünkü bütün dünyadaki ekonomik büyüklüğe baktığınız zaman dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada. Almanya'nın sevdiğim avantajı dağıtık bir şeyi var. Dağıtık bir ekonomik yapısı var. Şehirlerin uzmanlıkları var. Mesela Paris'te insanlar yığın yığın ve onun için bütün Fransa Parislilerden nefret ediyor. Ve çok daha kaotik bir hayat var. Benzeri Londra'da var. Ama mesela bunu Almanya'da görmüyorsunuz. Almanya'da şehirlerin nüfusları daha baskılanmış vaziyette. Ama Almanya'da da yani Berlin çok ayrı bir yerde çünkü internasyonel. Almanya'nın geri kalanı Alman. Yani Almanca konuşmayı esas görüyor. Münih bir Bavyera şehri. Onun hikayesi bambaşka. Fakat çok genel çerçevede çizecek olursak, teknoloji sektöründe Batı Almanya'da bir sıralama yapacak olursak, benim önerim Almanya, yani hatta şehir olarak söyleyeyim, Berlin, Amsterdam, büyük şirketlerde rol aramak istiyorsanız Dublin, Nordic tarafına çıkmak istiyorsanız da Stockholm ya da Helsinki gibi seçenekler olabilir. Harikasın Kızıltan. O kadar detaylı bilgi verdin ki arkadaşlar kayıt yayın yapılacak mı diye soruyorlar. Bu yayın kesinlikle kaydı olacak ve bu bilgileri tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Yol haritasını belirlemek açısından çok önemli. Burada tabii Kızıltan benim yazmadığım ama aklıma gelen bazı sorular da var. Bunu arada belirteyim. O kadar çok yer söyledin ki şimdi insanların aklında ve benim aklımda oluşan soru şu oldu. Bir bölgesel dil var, bir de yabancı dil olarak İngilizce dil var. Biliyoruz hepimiz yazılımcılıkta aslında genel international dil, aynı kodlama dil gibi geçerli olan dil İngilizcedir. Benim kendi deneyimim tabii ki Berlin'de mesela Almanca bilmeden de insanların işte iş buldukları, pozisyon buldukları İngilizce ile yıllardır yetindiklerini fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü ben Hamburg'da üniversiteyi bitirdiğimde orada Almanca bilmemek çok büyük bir günah gibi sayılıyordu. Yani Almanlar biraz daha orada tabii ki disiplinli, daha böyle ön yargıları çok fazla. Ama Berlin'e geldiğimde birçok insanla tanıştığımda işte Almanca mesela 10 yıl yaşıyor, 15 yıl, 20 yıl yaşıyor hatta. Ama Almancaları yok vesaire. Ama işleri, pozisyonları da var. Gayet mutlular. Çok aktifler, eskinler, sosyal hayatları var vesaire. Bu konuda ne dersin? Yani şimdi o kadar çok yer saydın ki her bölgenin ayrı dilleri var. Genel olarak İngilizce konusunda senin yaşadığın deneyimler ve beklediğin ya da beklemediğin şeyler nelerdi? İkincisi de Berlin'de yaşayan birisi olarak gerçekten Almanca'ya gerek yok mu? Buna hemen böyle hızlı hızlı yanıt vermeye çalışayım. Berlin İngilizce kesinlikle yeterli. Hatta Türkçe de iş görüyor yani. Sonra Münih, yani Berlin'in dışındaki bütün Almanya'da Almanca günlük hayat açısından önemli. İşe başvurmak için Münih çok büyük büyük endüstrinin olduğu bir alan. Dolayısıyla orada çok köklü Alman şirketleri var ama onlar da açıkçası ekonominin İngilizce bilen göçmen gücüyle dönmesi gerekeceğinin farkındalar. Yani dolayısıyla Paris mesela, yani Almanya'da Almanca'nın geçerliği insanların konuşma yetkinliğiyle alakalı. Fransa'da bir de şey de var, yani bir nasıl diyeyim, ön yargı da var. Yani eski uluslararası dil Fransızca olduğu için 20. yüzyılın ortasına kadar. Ama Paris'te bile İngilizce konuşulan startuplarda bir büyüme var. Yani teknoloji sektörü, startup dünyası açısından baktığımızda artık İngilizce giderek giderek ağırlığını hissettiriyor. Ama Berlin İngilizce okey. Münih not so okey. Hamburg not so okey. Ondan sonra geçelim şeye, Hollanda İngilizce bilerek her işinizi halledebilirsiniz. Ama hayatın içine karışmak istiyorsanız hızlıca bir Hollandaca öğrenmenizde fayda var. Danimarka, Nordic'in herhalde en daha konservatif
olduğu ülkesi. Orada evet İngilizce geçerli ama vatandaşlık gibi bir süreç hedefliyorsanız, öyle bir hedefiniz varsa oradaki yol bayağı uzun ve daha önce de çok iyi hale gelmeniz gerekiyor. Ondan sonra İsveç, İngilizce konuşarak vatandaş olabilirsiniz. Bu anlamda süreçleri son derece hızlı, çok daha göçmen dostu. Ama arkadaş edinmeniz o kadar kolay değil. Sosyal yapısını Nordikler içerisinde biraz daha farklı. Ondan sonra Finlandiya, Fince bilmeniz mutlaka gerekli. Anglo-Sakson dillerle de Finci'yi kolay öğrenemiyorsunuz. Dil ailesi bambaşka. İngilizce bilerek evet hayatı döndürebilirsiniz ama Fince bilmeniz şart. Çünkü Finlerin İngilizce bilme seviyesi diğer Nordiklere göre daha şey. Başka ondan sonra zaten Brüksel İngilizce yetiyor, Dublin İngilizce yetiyor diye şey yapabiliriz. Yani aslında cevabımız şu oldu. İngilizce bilerek iş bulma şansınız aslında var. Nereye giderseniz gidin İngilizceye ağırlık vermek gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman gelelim şeyi konusuna Kızıltan. Sen şimdi yurt dışı başvurularını hangi platformlardan başladın? Hangi platformları kullandın? İşte CV'ni nasıl hazırladın? Motivasyon yazısı gerekli miydi vesaire? Onlardan bahsedebilir misin biraz? Tabii. Şimdi CV konusu genelde özellikle sadece Türkiye'de iş başvurusu yaptıysanız o vakte kadar genellikle CV'leriniz uzun oluyor. 4-5 sayfa daha uzunlardan bile başlayabilir seniority'nize göre. Bunu kısaltıp bir sayfaya indireceğiz. Yani bu Ha, gerçekten... aslında şey olayı var. Onu vurgulayalım değil mi Kızıltan? Şimdi Türkiye'deki iş başvurularıyla yurt dışındaki uluslararası iş başvuru standartları ve CV'si değişiyor. Bunu bir bilmek gerekiyor değil mi? Aynen. Burada yani ne yazık ki sadece şey hani böyle uluslararası geçerli tek bir CV tipi de yok. Her ülkenin burada baktığı kültürel açıdan baktığı, hatta yasal açıdan baktığı şeyler farklı. Burada o farklılıklardan dolayı yorumlar da yani internette aradığınız zaman Almanya ilişkin mutlaka resim olmalı diyen de var, olmamalı diyen de var. Hollanda'da mutlaka olmalı diyen de var. Almanya'da aman ha kişisel bilgi yazma, Datenschutz var, bir veri gizliliği var diyen de var, demeyen de var. Dolayısıyla hani oradaki şeyler biraz araştırmaya bağlı ama olmazsa olmaz kural bir sayfa olmak zorunda. Artık hele bir de şeyler yani yapay zeka uygulamaları çok yaygınlaştığı için epeyce internette bununla ilgili kaynak var. O bir sayfaya özellikle senior arkadaşlar için söylüyorum. Bir sayfaya indirmeniz size imkansız gelecek. Yani nacizane çok bir şey olduğu için değil ama ben versiyon 4'ten başladım. Şu an versiyon 16'dayım. 3 yıllık süre içerisinde. CV'm 5 sayfadan 1 sayfaya indi. İlk 15 yılını sadece 2 satırda özetliyorum. Yani dolayısıyla olmaz değil olur. Bir bunu söyleyebilirim. İkincisi CV hazırlarken mutlaka sayısal metriklerle her bir deneyimizi ifade edin. Bu çok 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 önemli. Genellikle CV Türk şeyinde ya da hani özelleştirmeyelim ama genelde CV'de yapılan hata biz ne işten sorumlu olduğumuzu anlatıyoruz. Hayır, hangi başarıyı elde ettiğimizi ve o çalıştığımız şirkete hangi katkı sunduğumuzu anlatmamız gerekiyor. Bunu yaparken de bunu metriklerle ifade etmemiz çok önemli. Yani işte ben atıyorum işte, ürün yönetimi ile alakalı şu kadar adet başvuru yaptım ve şirketin benim yaptığım çalışma sonucunda şöyle bir yatırım elde etti. Ya da işte X, Y, Z başarı bu neyse şeyimiz. Mutlaka sayısal olmalı ve mutlaka bir başarıya bağlanmalı. İnternette de bunu araştırdığınız zaman bu çerçevede keywordlerle aradığınız zaman epeyce epeyce kaynak var.
Evet, ben burada çok kısa, belki herkes biliyordur ama birçok platformlar var, aynı şey gibi, Canva gibi. Çok basit olarak ben Canva'yı açtım şu anda ki karşıma da Software Developer olarak bir örnek çıktı. Burada dediğin gibi zaten belli oluyor, yani bir sayfalık bir şey. Mesela biz daha önce hazırladığımızda işte belirli bir konsept, belirli bir, hani insanın karakterine, insanın kendine ait özel bir dizaynda yapılması gerekiyor ya, ya da yapılsa çok daha iyi olur, çok daha önde olur. Burada mesela arkadaşlar buna bakabilirler, bu sayfaya Canva olarak geçmekte. Bunu kaydedelim yine. Bunu paylaşmak istedim. Bir de sen başka bir şey daha söylemiştin Kızıltan. Her şeyi soracaktım. Güzel, bu başvuru çok önemli. Bir diğeri de motivasyon mektubu yazdın mı? Yazmak gerekiyor mu her başvuru için? Hatta ondan öncesinde şunu sorayım sana. Hangi sayfalardan iş başvurularını aradın? Onları paylaşalım istersen. Platformları da Tabii. gösterelim yavaş yavaş. Şimdi yani buradan da konuyu belki LinkedIn'e bağlamak lazım. Ben açıkçası LinkedIn'de yaşadım. Yani hani şeyden itibaren, bu iş arama sürecinden itibaren gerçekten LinkedIn'de yaşadım. Burada kişisel markanızı oluşturmak çok önemli. Şimdi bu kişisel marka kısmı aslında sizin herhangi bir aday olarak, yani bir şeye başvuru yaptınız. Orada LinkedIn profilinizi verdiniz. Açtığınızda sizinle ilgili bir şeyler görecekler. Bu gördükleri yerde sizinle henüz daha şey yapmadılar, mülakata çağırmadılar. Dolayısıyla sizinle ilgili ilk izlenimi aslında o LinkedIn profilinizde görmüş olacaklar. Dolayısıyla LinkedIn markanız, kişisel kendini konumlamanız çok çok önemli. Bunu yaparken de mesela benim demin demiştim ya, yani ben Türkiye'de iş başvurusu yapmama kararı aldım ve rotayı batıya çevirdim. O günden itibaren ben bir daha Türkçe post paylaşmadım. Çok 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 istisnai durumlar dışında. Bütün postlarımı İngilizce paylaştım. Bütün postlarımı olabildiğince, yine deminki çerçevelemeye oturtarak anlatayım. Artık uluslararası iş gücünün parçası olmaya aday bir profesyonel olarak ben uluslararası bir çerçevede içeriklerimi paylaştım. Yani burada da aslında işverene şu mesajı veriyorum. Ben evet bugüne kadar Türkiye'de çalıştım, doğru. Ama ben uluslararası iş gücünün parçası olmaya ve senin ekibinin parçası olmaya hazırım sinyalimi de aslında LinkedIn profilimle göstermiş oluyorum. O nedenle bütün görev tanımlarım İngilizce. LinkedIn profil sayfam İngilizce. Bu açıdan da LinkedIn çok önemli. Bir de Çok iş geniş yer. ilanlarını Şimdi ona bağlayacaktım. LinkedIn aslında bize şu an, vallahi yanlış hatırlamayayım, yanlış bir şey söylemeyeyim ama yüzlerce milyon şirketin olduğu bir şey, platform. Dolayısıyla burada tek kişi şirketler de var. Şu an benim yeni bir iş değişikliğiyle birlikte, onu da ileride anlatırız. Kurucusu olduğum startup da dahil olmak üzere çok küçük ölçekli şirketlerden 200 bin çalışanı olan Siemens gibi, Microsoft gibi şirketlere kadar bütün yelpazedeki şirketler var. Orada olmak zorundalar zaten. Dolayısıyla hani ya LinkedIn dışında ikinci bir platform lazım mı? Bence değil. Ama özellikle startuplara odaklanıyorsanız, yani ben Türkiye'den çıktıktan sonra zaten Türkiye'deki deneyim startuplardaydı. Küçük startuplarda erken aşamada girip o startupla birlikte kariyerimi büyütmek istiyorum. Hem bu sayede aslında biraz daha şansımı arttırmak istiyorum ki bu da doğru. Büyük şirketler açıkçası yerel şeylerden, yerel iş gücünden de talep görüyorlar. Ama startupların o kadar zengin bir şansı yok. Dolayısıyla startuplar biraz daha ilk kez yurt dışından çıkan çalışanları kapmakla ilgili de biraz avantajları var. Remote çalışma için fırsatları var. Dolayısıyla sadece özellikli olarak startuplara gitmek istiyorsanız, orada da az önce seninle paylaşmıştım. Birkaç tane örneğimiz var. Evet, hangisini İstersen paylaşayım? Berlin Startup Jobs var mesela. Bir dakika. Hemen paylaşıyorum.
Evet, burada. Aynen. Mesela bu Berlin, şöyle söyleyeyim size. Berlin'in nüfusu İstanbul'un 1/6 ama İstanbul'daki olan startuptan daha fazla startup Berlin'de var. Yani dolayısıyla tam bir startup zengini bir şey. Bu anlamda Amsterdam'la rekabet ettiği söyleniyor ama birçok kaynak ya da birçok profesyonel bu alandaki Berlin'in daha önde olduğunu teyit ediyor. Dolayısıyla ben de hani LinkedIn'de yaşadım diyorum 2 ama bir önceki işimi yani beni Berlin'e getiren işimi Berlin Startup Jobs'ta buldum. Özellikle startup domaininde ve teknoloji domaininde odaklı bir site. Bunun dışında daha da erken aşamadaki startupları yakalamak istiyorum. Coğrafyası önemli değil diyorsanız Well Done AI mıydı? Göndermiştim linkini ama Evet, şimdi bakıyorum hemen. bunun da eski adı Angel East'ti. Şimdi bakıyorum tekrar. Pardon. Cancel. Şimdi tekrar bakıyorum. Serşkin. Hangisiydi? Well done, well. Ha, Velfant mıydı? Ha Velfant. vefat ya ama çok şey steak'le karıştı. Evet. Evet, Şimdi Velfant daha önce AngelList'ti zaten bu venture kapitallere iş gücü sağlayan platformları da vardı. Onlar sonra şey yaptılar, pivot ettiler İK tarafını. Şimdi Velfant oldu. Velfant özellikle erken aşamadaki startuplarda hani 2 tane co-founder bir araya geldi. İlk hiring'ini yapacakları aşamadaki şeyleri yakalamak istiyorsanız burada önemli. Evet. Ondan sonra yine Ha, verdim. benim sevdiğim modeli Mobiliz var. Mobiliz'i açabiliriz. Tamam. Bir bakalım hemen. Welfant'ı Onun açtık. hemen altındaydı galiba. Mobiliz. Modern mi? Tamam. Görebiliyor musunuz şimdi? Evet. Mobiliz'in de avantajı kurguyu tersine çeviriyor. Burada site size iş önerisinde bulunuyor. Profilinizi dolduruyorsunuz, alarmınızı açıyorsunuz. Site size hem önerilerini yapıyor. Bu önerileri yaparken normalde iş başvurusunu yaptığınızda siz CV'nize istediğiniz emeği verin. Cover letter'ınıza istediğiniz emeği verin. Tekrar şeye geldiğinizde başvuru yaptığınız siteye hatta önce LinkedIn'e dolduruyorsunuz. LinkedIn'den submit'e basıyorsunuz. Bu sefer şirketin kendi talent pool HR uygulamasına düşüyorsunuz. Haydi baştan tekrar başlıyorsunuz. Bütün bilgileri girip. Bu sitenin avantajı bu ikinci eforu ortadan kaldırıyor. Tek tuşla o işe başvurabiliyorsunuz. O sizin CV'nizi zaten karşı tarafa post etmiş oluyor. Ve onlar değerlendirip sizinle görüşmek istediklerinizde bu size bilgi olarak geliyor. Dolayısıyla Mobiliz'de yine erken aşamadaki startupları yakalayıp ama düşük emekle yakalamak için iyi bir site. Buna benzeri olan daha sonradan açılmış olan Honeybee var. Galiba onu da göndermiştim. Hani pot sanırım. Honeybee. Hani pardon. Hani pot. Benim Tamam. hafıza çok kötü. Sorun değil. Burada görebiliyorsunuz değil mi şu anda? Aynen. Bunun da benzer bir şeyi var. İş modeli var. Tersinden buraya da bilgilerinizi giriyorsunuz. O size iş önerisini şey yapan ne derler karşı taraf okey verdikten sonra size iletiyor. Bu da gerçekten çok Güzel. öneriler. Ama ben bunu denemedim. Onu da söyleyeyim. Diğer söylediklerimin hepsini denedim. Ama bunun da benzer iş modeliyle çalıştığını biliyorum. Berlin özelinde bana da önerilmiş bir platform olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ama hani bu diğer alternatifleri kenara koyarsanız bence LinkedIn çok önemli. LinkedIn'in premium servisini eğer bütçeniz imkan veriyorsa alın derim. Çünkü o size özellikle firmanın hiring şeyi trendleriyle ilgili de bilgiler veriyor. Profilinize kimler baktığını deşifre edebiliyorsunuz. O kişileri
follow edebiliyorsunuz. Ve belki oraya da birkaç tane LinkedIn networking ile ilgili hani self-branding tarafını anlattık. Kendimizi nasıl ifade edeceğiz, nasıl postlar paylaşacağız bunları anlattık. Özellikle bir de networking tarafı var. Diğer bütün bu tanımladığımız platformlar job board yani iş ilanı siteleri. Ama LinkedIn birçok şeyde birçok ne diyelim teknoloji ürünü kategorizasyonunda social media olarak geçiyor. Çünkü LinkedIn aslında LinkedIn yani insanları birbirine linkleyen bir networking uygulaması. Evet. İş arama sürecinde benim nacizane önerim CV evet önemli işte CV kılıklı güzel vitrini parlak bir şekilde yapmak önemli ama bunu zaten herkes yapıyor artık. Dolayısıyla sizi ayrıştıracak şey bir diğer atıyorum işte Hindistan'dan başvuran ya da işte ne bileyim Yunanistan'dan başvuran bir adaydan ayrıştıracak şey oradaki network etkisi. Bunun için de özellikle bir iş ilanı gördünüz, iş ilanını okudunuz. Hemen LinkedIn'in company profile kısmına geçin. O profile kısmında employees şeyi var, linki var. Oraya tıklayın. Size o şirkette çalışan bütün insanların dökümünü veriyor. Genellikle de bunu algoritma üst düzey şeylerinden, profillerinden daha alt kademede çalışanlara doğru yapıyor. Burada örneğin product alanında başvuruyorsanız ya da engineering alanında başvuruyorsanız engineering lead isimleri yakalayın. Mesela doğrudan daha bu başvuruyu yapmadan önce bir connection request gönderebilirsiniz. O kişileri follow edebilirsiniz. Postlarını inceleyebilirsiniz. Yani hiring manager'ınızı o işe başvurmadan önce, şirketi o işe başvurmadan önce tanıyın. Bu zaten iş görüşmesinde de size çok büyük fayda sağlayacak. Aynı zamanda şunu yapabilirsiniz. Diaspora bütün ülkeler için, sadece Türkler için değil, çok geçerli bir networking şeyi, ne derler, kavramı. Dolayısıyla bu şeyleri taradığınızda, hatta burada filtrelerle bazı tips and tricks de var. Muhtemelen benim LinkedIn profilimde paylaşmışızdır yani. Ekleşirseniz ben orada size başka detaylar da sunabilirim. O şirketteki Türkleri görebilirsiniz. O şirketteki Türkler mesela Türkiye'deki bir üniversiteden mezun olup oraya gitmişse sizinle aynı yoldan geçmiştir. Dolayısıyla size rehberlik edebilir, aracılık edebilir, şirket içi referans gösterebilir. Yani networking bence CV hazırlama diyelim 40 puansa networking kesinlikle 60 puan. Evet, kesinlikle katılıyorum. Gerçekten öyle. Çünkü şey de çok etkili, onu fark ettim Kızıltan. Şimdi LinkedIn gerçekten bir yani kendi kariyerinde sosyal bir ağ ve kendinin ne kadar aktif olduğu konusunda senin dediğin gibi diyelim ki 300 kişi başvuruyor. Aslında sadece iş yerlerinde bence yetenekler sadece teknik yetenekler yeterli değil. Aynı zamanda iletişim ağları, o insanın ne kadar sosyal olduğu, ne kadar paylaşımcı olduğu, ne kadar birbirine yardım ettiği ve bunları birazcık da aslında LinkedIn üzerindeki paylaşımlarla az çok bence şirketler tahmin edebiliyor. Yani bu insanın iletişim becerisi yüksek mi, motivasyonu yüksek mi, katkı değeri yüksek mi, kendini iyi ifade edebiliyor mu vesaire. Ve bu yönde de dediğin gibi hiç çekinmeden, çünkü ben de aynı şekilde iş başvurusu yaparken o kadar çok insana yazdım ki ve hiç beklemediğim insanlardan yani belki de cevap vermeyecek dediğim kişiler bile bana çok hızlı şekilde cevap verdiler ve yardım ettiler. Bir de şöyle bir durum da var, ben onu bütün herkesten duyuyorum. Yurt dışına çıkan Türkler ya da yurt dışında yaşayan Türkler gerçekten de diğer yani aynı topraklardan gelen kişilere daha fazla yardım etmek istiyorlar, onu da fark ettim. Bu konuda da yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Peki şeyi sorayım ben o zaman. Şimdi çok fazla yani yüzlerce firma var. Onu çok kısa değinelim istersen. Bir dakika anlatsak da yeter. İnanılmaz derecede pozisyon var. İnanılmaz derecede firmalar var. Değişik telekomünikasyon var. İşte otomotiv sektörü vesaire. Bir hedef belirlerken sınırlandırmak gerekir mi? Yani biz bu binlerce başvurunun ya da binlerce iş ilanının arasından nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne önerirsin? Yani işte iki tane burada problem var. Bir tanesi bir tarafıyla yüzlerce başvuru yapıyorsunuz. Sonuç gelmiyor. Diğer tarafı da binlerce ilan var. Yani
aslında bir tarafıyla iş gücü ihtiyacı var, bir tarafından başvuruyorsunuz ama size bu yansımıyor. İnsanın kafası karışıyor, morali bozuluyor. Yani bunların hepsi çok olan şeyler. Burada önemli olan bir, sizin yetkinliğinizle, sizin hikayelerinizle, hikaye kısmı önemli, bir cümle daha ekleyeceğim oraya. Yeteneğiniz ve hikayenizle o işin hiring manager'ının kafasındaki hikaye ve yetkinlik aslında örtüşüyor. İşin temel dinamiği bu. Çünkü yani bir arkadaşlık ilişkisinde, bir partnerlik ilişkisinde daima bütün insani ilişkilerin temelinde güven var. Dolayısıyla aslında bir hiring manager da işe alacağı kişiye yarın öbür gün izne çıktığında belki yetkisini devredecek. Ya da o altında çalışan kişinin performansı o hiring manager'ın performansını belirleyecek. Dolayısıyla burada güven faktörü çok önemli. Güven faktörünün oluşması da aslında iletişime dayalı. Yani siz zamanla iş görüşmelerine çağırdıkça, iş görüşmelerinden feedbacklerinizi toplayarak yavaş yavaş şeyi anlamaya çalışıyorsunuz. Hiring manager neyi bekliyor, nasıl arıyor, bunların deneyimleri, aradıkları şeyler neler, hangi iş ilanları daha responsif, hangi iş ilanları daha az responsif değil, bunları görmeye başlıyorsunuz ve yavaş yavaş hikayelerinizi başvurduğunuz işlere eşlemeye başlıyorsunuz. Şimdi başlangıçta ya aslında hani benim de çok da hikayem yok diye biliyorsunuz ama bunları olabildiğince çeşitlendirin. Bunların da yöntemleri var. Yani işte zaten hep anlatılıyor, işte STAR yöntemi var, işte Amazon'un yöntemi var, platform framework'ü var, Zalando'nun Amazon'dan kullandığı framework var. Buradaki soru tipleri belli. Geçen programda da anlatılmıştı. Buradaki soru tiplerinin inceleyip ona verilen yanıtları gördüğünüz zaman hep zaten hikayeleştirme olduğunu görüyorsunuz şimdi. Dolayısıyla bu hikayelerinizi siz kendiniz hazırlarsınız, kendi birikimlerinizden dolayı yavaş yavaş onları test ederek hangisinin işe yaradığını, hangisinde karşı sorularla karşılaştığınızı, hangilerinde hangi açılardan desteklenmesi gerektiğini zaman içerisinde oluşturmuş oluyorsunuz. Peki sen şimdi kendinden anlatabilir misin Kızıltan? Ne kadar başvuru yaptın, ne kadar red geldi, ne kadar sonunda olumlu cevap geldi? Ya da red aldıkça sen stratejilerini değiştirdin mi, CV'ni değiştirdin mi, başvuru sürecini değiştirdin mi, arama anahtar kelimeleri değiştirdin mi mesela, neler yaptın? Bir senin dosyan mı vardı? Evet. İstersen oradan da şöyle bir ekran paylaşayım. Evet. Share screen yaparsam herhalde gelecek. Okay. Şu benim dashboard'um. Bu da görünüyor mu şu an? Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, aynen görünüyor. Tamam. Bu benim dashboard'um. Şu da iş listem. Bakalım. 3 Haziran 2020'de başlamışım. Şurada artık kesmişim. 1120'ye geldi ama 1122 herhalde. Başvuru yaptığın ilan sayısı mı bu? Tabii. Bunlar ilan sayısı. Bunlar hepsi farklı şirketler var. Olduğu ayrı bir şey var. Ama şimdi günün sonunda iş buraya ama geçiyor. Bir dakika. Sen 1100 küsür başvuru mu bu, ilan mı? Başvuru. Peki ne kadar zamanda yani, bu başvuru yaptın? Ona da bakalım. Ne kadar sürmüş? İnanılmaz bir mesai. Çok şaşkın. 3 Haziran 2020, 25 Nisan 2022'de en son kaydımı girmişim. Şimdi oradan da dashboard'a bağlayayım. Şimdi dashboard şu açıdan önemli. Çünkü aslında full time olarak bir şeye vakit geliyorsunuz. Ona da böyle bir ucundan deneyim. Tabii tercihen çalışırken iş başvurusu yapmanız önemli. Ama bu da tabii mesainizi kısıtlıyor. Mesainizi kısıtladığınız için daha az iş başvurusu yapacaksınız. Daha az iş başvurusu yaptığınız için kabul süreniz
çok daha uzayacak. Çok daha uzadığınız için moraliniz bozulacak. Ama özellikle yazılım geliştirme alanındaki geri dönüş oranlarının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Product alanı biraz daha niş bir alan. Dolayısıyla benim de bu kadar fazla adet olmasının nedeni aslında teknoloji sektöründe ki hikayelerimin istediğim kadar fazla olmaması ile ilgiliydi. Mesela Yandex'teki sürecin biraz daha devam etseydi. Onu anlamak istiyorum şimdi. Arkadaşlar lütfen sorularınızı da yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa da burada sorularınızı okuyorum. Sonunda da cevaplayacağız aynı şekilde. Şimdi bu binin üzerindeki iş başvurusunu sen yani olumsuz cevap alırken başvurmaya mı devam ettin? Yoksa olumsuz cevabı almadan bu başvuru sürecin yani bin rakamı gerçekten çok fazla. Çünkü ben iş başvurusu yaparken işte 80'in üzerinde başvuru yapmıştım ve sanırım bir ay içerisindeydi. Ve seninki büyük bir rakam. Gerçekten çok büyük bir mesai harcama demek. Yani burada tabii ben biraz yani şaşırmış durumdayım ve durumu anlamak istiyorum. Yani olumsuz cevap geldiği için mi bu kadar başvuru yaptın yoksa olumsuz cevabı beklemeden ben yine de bu başvuru sürecini devam ettireyim. Aynı zamanda deneyim olur ve bu piyasayı da araştırmak, deneyimlemek açısından işte bu iş başvuruları nasıl ilerliyor gibi bu konuda deneyim sahibi olmak için mi bu kadar başvuru yaptın? Şimdi orada iki tane şey var. Bu yani bir, red yanıtı almanız çok önemli değil ki burada mesela benim bir ara bu %13'e kadar çıkmıştı. Yani her yaptığım 10 başvurudan bir tanesinde bir görüşmeye çağrılıyordum. Yani toplam olarak baktığınızda 75 firma beni görüşmeye çağırmış. İşte 23 ülkeden şöyle işaretleyerek göstereyim. Ondan sonra kabaca bir %8 conversion rate'im varmış bütün süreçte. Hı hı. İkinci turlarda yani birinci turda genelde HR recruiter olur. İkinci tura çıktığınız zaman hiring manager'a geçer. HR'dan hiring manager'a geçerken %40 dönüşümüm olmuş. Ondan sonra işte biraz azalmış. Demek ki hiring manager kararını verirken şimdi işte overqualified bulabilir. Çünkü ben de ya onu da söyleyeyim. Head of Product'ım ama başladığım roller daha çok expert rollerdi. Yani lead ya da senior rollerdi. Dolayısıyla çoğu durumda başvurduğum roldeki hiring manager'dan kıdem olarak ya da işte iş deneyimi olarak bazen daha fazla olmuştu. Daha uzun tecrübeye sahip olduğum olmuştu. Ama burada daima şunu unutmamak lazım. Türkiye'den çıkıp uluslararasına geçtiğinizde zaten arada bir fark olmak zorunda. Ha ama bu product tarafında biraz daha böyle, yazılım tarafında daha o kadar öyle değil. Yani yazılım tarafında başvurduğumuz işlerde talep çok daha yüksek ve mesela bir şirketin içerisinde bir tane product manager varsa muhtemelen en az 4 ya da 5 tane yazılımcı var. Hatta belki 10-15 tane yazılımcıya bir tane product manager düşebilir. Bu aynı sayıda aday ve aynı sayıda iş ilanı anlamına geliyor. Dolayısıyla daha fazla fırsatın olduğu, daha fazla talebin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bu süreler tabii ki oraya doğru çok daha şey yapıyor, sıkışıyor. Bir ikinci nedeni, demin dediğim gibi ben aslında teknoloji sektörü içerisindeki bir startupta, Türkiye'de mesela Getir'de gibi. Hı hı. İşte burada product management kariyerini, Avrupa'da da bilinen bir marka, orada tam böyle 3-4 yılına yapmış bir CV'yi masaya koyduğumda ya da oradaki hikayeleri masaya koyduğumda ki süreç daha farklı oldu. Ama telekomünikasyon sektörüne çok daha şey yapmış, ağırlık vermiş bir birikimden geldiğimde o zaman biraz daha farklı bir resim çıkıyor. İşte daha senior rollere başladığın zaman oradaki ihtimaller daha az oluyor. Yani burada birçok farklı dinamik var. Evet. Ama burada şu önemli, başvuru yaptıkça buradaki feedbackleriniz artıyor ve ben mesela 6 kez finale çıktım. Dolayısıyla artık son 2 adaydan biri haline geldim. 5 kez burada disqualify oldum. Burada bile sürekli olarak neyi eksik yaptığınızı öğrenmeniz ve kendinize
Bunu bir ders olarak çıkartmanız gerekiyor. Psikolojik dayanıklılık çok önemli. İşte artık finale kaldığınızda, yani 4 tur 5 tur geçmişsiniz, finale gelmişsiniz. Artık ev bakmaya başlıyorsunuz yani hani yavaş yavaş. Yani çünkü o vakte kadar topladığınız sinyaller var. Ondan sonra hayır dendiğinde bu moral çöküntüsüne neden oluyor. Bunları da aşmayı öğreniyorsunuz. Dolayısıyla sürekli devam etmeniz gerekiyor ama hani azimle ve o psikolojik şeyi dayanıklılığı koruyarak devam ettiğinizde aslında ne kadar uzak ihtimal görünse bile başarılamayacak bir şey yok. Ama bütün bu süreci yönetirken de sayısallaştırma gerçekten çok önemli. Kendi CRM'inizi yani CRM işte biliyorsunuz müşteri ilişkileri yönetimi, kendi müşteri database'inizi, kendi pipeline'ınızı aynı bir Salesforce ürünü kullanır gibi kullanmanız, sayısallaştırmanız, buna yönelik hazırlıklar yapmanız çok çok önemli. Yine LinkedIn'den benim de teması gerçek arkadaşlar olursa orada da deneyimlerimi daha detaylı paylaşabilirim. Kızıltan'ı LinkedIn'den takip etmeyi unutmayın. Bence çok güzel bir network olacaktır. Kızıltan'ın değerli bilgilerini mutlaka takip edin. Söylediğim konu çok doğru Kızıltan. Çünkü şöyle bir durum var. Birincisi Excel dosyasında bunu takip etmek hem yani iş başvuru sürecinde bence çok önemli. Çünkü sen aslında ne yaptığını görebiliyorsun, hissedebiliyorsun. Fakat ilerisinde de mesela ben de Excel dosyasına açıp baktığımda şimdi tekrar bakıyorum ki bazı başvuru yaptığım şirketler, belki ikinci aşamaya, üçüncü aşamaya bile gelemediğimiz şirketlerde şimdi LinkedIn üzerinden bazen bana iş başvurularında bulunuyorlar. Yani aslında tanıyabiliyorsun ve sonrasında çalışmaya başladıktan sonra da yurt dışında daha iyi değerlendiriyorsun. O şirketin kültürü, hangi alanda çalıştığı, hangi alanda işte ürün yaptığı vesaire. Çok iyi bir bakış açısı sağlıyor. Bir diğer de mesela ben bu alanda ilk başvuru yaptığımda akademiden geliyoruz ve başvuru süreci çok farklı. Mülakat çok farklı, sorulan sorular, iletişim bir kere çok farklı. Çünkü bizde her zaman söylüyorum yani akademide mesela maaş başta asla konuşulmaz. İkinci, üçüncü aşamada belki konuşulur ve ayıp karşılanır. Ama beni ilk aradıklarında HR servisinden İlk başta söyledikleri şey bu kadar maaş veriyoruz sen ne kadar istersin ya da senin düşündüğün nedir şeklinde. Dolayısıyla da ilk başladığımızda yaşadığımız işte deneyim vesaire sonra ikinci, üçüncü, beşinci belki onuncu aşamada artık böyle çok basit demeyeyim de aslında çok seri şekilde ilerliyor ve daha profesyonel şekilde işte beklentilerin ne olabileceğini, konuşmanın ne olabileceğini aslında tahmin edebiliyorsun. Peki Kızıltan şey olayı nasıl? Yani birçok ülkelerle sen görüşme yapmışsın. Bu ülkelerle Türkiye arasında, Almanya arasında, iş mülakatlarında farklılıklar var mı? Dikkat edilmesi gereken neler? Bizim takipçilerimize önermek istediğin konular var mı? Kesinlikle var. Yani her ülkenin farklı bir hiring kültürü var. Yani startup diyoruz, teknoloji sektörü diyoruz. Dinamikleri belli. Yani ne kadar farklı olabilir diyorsunuz ama vallahi var yani. Bir şeyi hatırlıyorum. İsveç'te bir startup'la şeyim vardı. Stockholm'daydı rol galiba. Ve yani şirkette de yani yanlış olmasın 6-7 kişi falan var yani daha böyle yüzleri bulmuş falan bir şirkette değil. İlk görüşme CEO'laydı. Direkt founder'laydı. 15 dakikalık çok böyle seri bir görüşme. Gayet de iyi sinyaller aldım. Yani mail ortamında da paylaşıldı bunlar. Ondan sonra ikinci turda mesela İsveç'te bu yaygın. Klarna'da bile var. Bu genel yetenek testi şeyi var. İşte o dönecek. O böyle bir üçgen bilmem ne olacak. Yani 25 yıldır çalışıyorum artık bir yerden sonra. Bayıyor yani. Hani bir de şöyle bir durum var. Doktora ünvanın da var senin. Yani onu da Evet. Ama mesela diyorsun ya bu sadece Türk olmamla ya da işte benle falan IQ'yla da alakalı değil. Bir tane LinkedIn'de görmüştüm. Yine böyle bayağı deneyimli bir şey. Adam da yani Alman mıydı, Hollandalı mıydı neyse önemli değil. Adamcağızı da çıkarmışlar. Genel yeteneksiz. Ya diyor ne yapıyorsunuz diyor. Yani farklı ülkelerin farklı kültürleri var. Mesela o iş görüşmesinde
Dedi ki ya senin yaptığın şey de bizim bizim danışman şirketimizin bu testin sonucuna göre ilişkilendirdiği bu rol senin şeyin tutmadı. Bize başka bir rolü ifade ediyor bu. Biz o nedenle bunu seni eliyoruz diyorlar. Mesela neden bunu yapıyor biliyor musunuz? Çünkü bu ülkelerin her birinde yasal mevzuat ayrımcılığa karşı işte inclusion'a doğru yönelik birçok farklı yasal yükümlülük oluyor. Şirketler de bunu açmak için diyorlar ki ya biz insan faktörünü olabildiğince geriye çekiyoruz. Dolayısıyla biz standart test önüne koyuyoruz ne çıkarsa bahtımıza diye bakıyorlar. Şimdi mesela bu İsveçli'nin iş yapış biçimi. Hollandalı diyor ki ya diyor ben adamı görmek istiyorum çünkü ben bu adamla diyor iş çıkışında gidip baba bira içeceğim diyor. Şimdi o ona göre değerlendiriyor. Dolayısıyla şeyler değişebiliyor. Büyük corporate'lara gittiğiniz zaman süreçler birbirine çok benzeri. Amazon, Microsoft, Stripe, işte şey Zalando, bu tarafa gittiğiniz zaman standart framework'ler var. Bunları zaten biliyorsunuz hep anlatılıyor. O framework'lerin içerisinde görüşmeleri yapıyorlar. Çünkü binlerce aday başvuruyor aynı role. Ve on binlerce rol var. O nedenle onlar da standartize etmek zorundalar. Genellikle cross examination yapıyorlar. Yani işte bir hiring manager evet bir kez alıyor ama ondan sonraki bütün görüşmeleri başka birimlerdeki liderler yapmış oluyor ki orada bir şey olmasın, bias olmasın, hiring manager bias olmasın. Küçük şirketlere indiğiniz zaman bunun tam tersi. Küçük şirketlerde korakor çalışacağınız için kan tutması lazım. Dolayısıyla orada iş liderliğinin sizinle ilgili kişisel hissiyatı çok daha önemli. Dolayısıyla yani epeyce fark var. Bunları her bir başvuru yaptığınız ülke yeri geldiğinde şehre özel bile araştırmalar yaparak bulabilirsiniz. Epeyce Türkçe'de dahil özellikle şeyleri mesela çok öneririm. O şehre gitmiş YouTuber'lar var senin gibi ve onların içeriklerinde de sadece o ülkeye dair çok böyle hap bilgiler var. Dolayısıyla araştırılacak epeyce şey var işe alım süreçlerinde. Evet. Gelelim vize sürecine. Aslında konuşulacak çok şey var ama vize sürecini de kısa olarak anlatmak istiyorum. Gerçi bir saatimizi aştık yine de arkadaşlara burada kalacağı için bu bilgiler özellikle buna değinmek istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Almanya için şu anda Almanya işçi alımını daha kolaylaştıracak bir kanun çıkardı. Sanırım geçen hafta ya da ondan önceki hafta. Ve Almanya'ya son dönemlerde göçmen olarak gelenlerin mesleki açıdan en fazla yazılım alanında olduğu görülmekte. Yazılım işte tıp alanında, doktor alanında, sağlık alanında vesaire. Fakat bir taraftan da şöyle bir çelişki var. İşte vize süreci, vizenin red gelmesi ya da kabul edilmemesi vesaire. Kızıltan sen ne yaşadın? Vize sürecin zor muydu? Nasıl bir süreçten geçtin? Diyelim ki kabul aldın sonunda nihayetinde. Bunu anlatabilir misin? Tabii. Şimdi vize süreci şöyle diyelim. Hatta böyle üçe ayırabiliriz. Bir COVID öncesi süreç var. Artık hiç kimse o günleri hatırlamıyor bile. Görüşmeler yüz yüze yapılıyordu. Yani Amazon size sizin uçak biletinizi alıp Lüksemburg'a çağırıyordu. Son dördüncü, beşinci aşama görüşmeleri için. Ondan sonra hayır da diyebiliyordu. Covid'den sonra dijitalleşme çok şey oldu. Dolayısıyla hani o görüşmeler de artık uzaktan yapılıyor. Ama artık teklifi aldınız. Teklifi aldıktan sonra bence en önemli benim hayatımı kurtaran diyeyim fırsat şu. Şimdi eğer ki çalıştığınız şirketin remote imkanı varsa kontratınızı remote olarak başlatın. Çünkü vize süreçleri artık çok zorlu. Covid sadece iş alım süreçlerini değil vize süreçlerini de farklı bir duruma soktu. Ve şu an talep çok arttı. Bütün yani iş alım imkanları ve iş alım süreci dijitalleşmeden dolayı kolaylaşınca talep arttı. Talep artınca konsoloslukların üzerindeki iş yükü çok arttı. Dolayısıyla ben kendi açımdan söyleyeyim. Ağustos'ta başladığımız süreç bir ay kadar evrak toparlama süreci. Almanya Ulusal Blue Card vizesi için
Karı koca topladığımız evraklar gerçekten fiziksel olarak şu kadar da, hani şöyle ölçeklendirerek artık söylüyorum. Öyle gibi diyelim. Evet, yani iki tane büyük kalın ansiklopedi cildi kadar evrak toplamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu mesainin kendisi bile bir ay sürüyor. Ve full time'dan bahsediyorum. Yani eşim de o sürece dahildi. Ben zaten tamamen sahip şey yaptım. Çok epeyce bir bürokratik hazırlık şeyi var. Ondan sonra naçizane deneyimim, özellikle Almanya için bir yazıcı satın alın. Çok önemli bu. Bir yazıcı satın alın, çünkü o evrakları çoğaltmak için, print out etmek için hem kişisel bilgilerinizi bu baskı yapan firmalara vermiş oluyorsunuz. Çok tehlikeli. Hem de gerçekten çok mesai harcanıyor. Almanya kağıtla hala işleyen bir sisteme sahip. Dolayısıyla bir yazıcınız olsun. Onu da söyleyeyim. Vize süreci başladı. Tabii işte Türkiye'de... Siz kendiniz mi yönettiniz, yoksa bir şirket sizin için yaptı mı? Evet. Onu da çok güzel bir uyarıda bulundun. İki tane hat var. Şimdi bir tane hat biraz daha ölçekli şirketler. Mesela bir iki seneyi yatırıma almış, artık bir HR departmanı oluşmuş. Ondan sonra sistemi, süreçleri, kurumsallaşma süreci başlamış startuplar. Birkaç yüz kişiden başlayan startuplar. Bunların genellikle çalıştıkları mobilite ajansları var. Büyük kurumlar için zaten var. Onların zaten relocation package'leri de var. Hı-hı. Bu tarz offer'lar yakalarsanız öpüp başınıza koyun. Yazılımcı arkadaşlar için özellikle bu imkanlar daha fazla. Çünkü oradaki talepler ve iş alım adetleri de çok daha yüksek adette olduğu için genellikle ajanslarda çalışıyorlar. Şimdi demin dediğim gibi startuplara yöneleceksiniz. Erken aşamadaki startuplara yöneleceksiniz. Evet, burada mesela işte stock option falan gibi imkanlarınız var. Ama işte onun da başka sunduğu avantajlar var. Fakat bir önemli dezavantajı, bu tarz kolaylaştırıcı mobilite ajanslarıyla çalışmıyor olabiliyorlar. Böyle olduğunda bütün bu evrak işlerini siz kendiniz hallediyorsunuz ve bu çok yorucu. Bütün o ciltlerce dokümanı kendiniz hallediyorsunuz. Konsoloslukla süreci kendiniz yönetiyorsunuz. Ve geldikten sonraki süreci de kendiniz yürütüyorsunuz. Ama biraz daha scale etmiş, seri A, seri B'ye çıkmış, böyle bir 15-20 çalışanın üstüne büyümüş şirketlere geliyorsanız, o zaman en azından buradaki süreçlerinizi ve buradan önceki ve buradan sonraki süreçlerinizi kolaylaştıracak ajanslar var. Orada hayat biraz daha kolaylaşıyor. Ama genel olarak Almanya ihtiyacı çok fazla. Yasal süreçleri kolaylaştırmaya çalışıyor. Fakat bürokrasi ne yazık ki çok hantal. Yani bunun tarihsel nedenleri var. Şimdi ona girmeyeyim ama Almanya hala kağıt iletişimini çok önemli bir ülke. Almanya'da iki anahtarınız çok önemli. Bu ev ve araba anahtarı değil, dairenizin anahtarıyla posta kutusu anahtarınız. Posta kutusu anahtarı emin olun araba anahtarından çok daha önemli. Çünkü size gelen evrakları almanız, yeri geldiğinde evrakları postayla göndermeniz gerekiyor. E-mail ile ya da dijital kanaldan başlayan bir süreç bile o kişisel veri gizliliği açısından e-mail ile dijital yöntemle değil, postaya gelen zarfla sonlanabiliyor. Bu vize süreçleri için de geçerli. Bizim sürecimizde Ağustos'ta başladık. Aynı zamanda Türkiye'de İDATA bu süreci yönetiyor, İtalya ve Almanya için. Onlarda da inanılmaz bir kapasite problemi var. Çünkü onlar aynı zamanda Schengen başvurularını da yönetiyorlar. Yani sadece ulusal vize değil. Dolayısıyla bu kapasite problemi nedeniyle bizim randevu alabilmemiz, yani evraklarımızı önce hazırlıyorsunuz, hazırladıktan sonra para yatırıyorsunuz. Benim önerim naçizane, bu size bir ay, bir buçuk ay kadar vakit kazandırabilir. Önce paranızı yatırın, sonra evraklarınızı toparlamaya başlayın ki zaten size randevu vermeli bir buçuk iki ay sürebiliyor. O arada evraklarınız hazır olur. Ondan sonra randevunuzu alıyorsunuz. Randevunuzu aldıktan sonra zaten 3 haftalık bir süre söz konusu.
Ama bu 3 haftayla 3 ay arası sürebiliyor. Konsolosluğun Noel tatilinde olması bile bir faktör burada. Sonunda başka ne diyebilirim belki? Peki şeyden sonra, vizeyi başvurduktan sonra ne kadar bekledin? Vizeye başvurduktan sonra, yani evrakları teslim ettikten sonra, orada da benim için sancılı bir süreç vardı. Burada Blue Card tarafına belki bir mercek tutabiliriz. Blue Card'ın mantığı şu, diyor ki sana gel, benim mühendise ihtiyacım var, benim şu iş alanlarına ihtiyacım var, üniversite mezununa ihtiyacım var. Üniversite mezunuysan gel. Bir kontrat bularak gel. Yani sen iş teklifini al, üniversite mezunu ol ve bu kontratınla teklifin uyumlu olsun diyor. Şimdi bu yazılım tarafında biraz daha elma armut durumu yok. Yani zaten bilgisayar mühendisliğinden mezunsanız ve yazılım geliştiricisiyseniz otomatikman netleşiyor. Ama aslında burada illa bilgisayar mühendisliği mezunu olmanıza gerek yok. Fakat burada işler o arada mezuniyetinizle başvurduğunuz iş ilanının tutmaması, oradaki başvurunuzu proses eden memurun gözünde soru işaretlerine neden olabiliyor. Şimdi burada ajans çok önemli. Eğer arada bir ajans varsa bütün buradaki konfliktleri onlar gideriyorlar. Onlar front facing yapıyorlar. Sizin ruhunuz bile duymadan, hele bir bu arada remote başlamışsınız, siz zaten çoktan sürecinizi devam ettirebiliyorsunuz. Bunu da sağlayan başka employer of record denen başka bir iş modeli var. Siz Türkiye'de SGK'lı olarak Almanya'daki şirkette çalışıyor olarak devam edebiliyorsunuz. Bir anda vize süreciniz devam ediyor. Vize süreciniz tamamlandıktan sonra kontratınız öbür tarafa taşınabiliyor. Böyle seçenekler mevcut. Ama genellikle bizim ülkemize gel sonra işe başla gibi bir durum varsa, o durumda adaylar için, vize sürecinde bekleyen adaylar için çok stresli bir durum oluşabiliyor. O nedenle relocation package'li ya da mobilite ajanslı şeyler çok önemli diye düşünüyorum. Kızıltan, mesela olayını da konuşmuştuk, orada ben çok şaşırmıştım şimdi. Diyelim ki sen başvurdun, buraya geldin. Ne kadar zamanlık vize veriyorlar? Gözde ile de biz bunu konuşmuştuk. Çünkü Türkiye'deki deneme süreci bir işe girdiğin zaman işte bir ay, iki ay devam edebiliyor. Ama Almanya'da bu deneme süreci 6 aylık bir süreç. Vizeyi sana nasıl veriyorlar? Ve sen Almanya'ya geldiğinde vizeyle ilgili dikkat etmen gereken konu nedir? Yani burada herkes dinleyenler için de aynı şekilde soruyorum bunu. Ya da diyelim ki sana 6 ay sonra iş çıkışı verdi. Senin sana verilen şans ne? Devlet sana bir zaman veriyor mu, süre veriyor mu? Vizen ne kadar? Yani o şey, iş teklifini alana kadar o kadar çok şey... Ne derler, enerji harcıyorsunuz ki teklif gelince böyle dünyanın sonu, yani cennetin kapıları açılmış gibi oluyor. Ama aslında bölüm sonu canavarı da değil, bölümün gerçek anlamda, oyunun gerçek anlamda başlaması geldikten sonra. Yani bunu bana hep denirdi de o kadar da kafamda canlandıramazdım. Sonra anlıyorsunuz. Özellikle Almanya açısından tabii buranın bürokratik süreçlerine tabi olmak epeyce bir zorluğu. Ama ev bulmak zorluğu vesaire. Fakat bütün bunları yaparken 6 ay ile 1 yıllık bir size şey açılıyor. Alan açılmış oluyor Blue Card özelinde. 6 ay içerisinde deniyor ki ben sana vize veriyorum. Bu Blue Card vizesi. Güzel, pasaportun içerisinde bu görünüyor. Her şey çok iyi. Bu Blue Card vizesi senin evliler için söylüyorum. Eşinin de iş aramasına, okula gitmesine, aslında seninle birebir aynı haklara sahip olmasına sahip olabilecek kadar faydalar sunuyor. Fakat bürokrasinin işleyişi nedeniyle bu, bilmiyorum Türkleri özel mi ama benim burada çalıştığım ajans şey demişti. Birçok farklı şeyde, case'de 12 aya kadar bu Blue Card vizesini verebiliyorlar. Dolayısıyla senin aslında beklenen şey, pasaportundaki o etiketi, Blue Card etiketini, Blue Card vizesini Blue Card'a çevirmek. Yani mavi kartı fiziksel olarak almak.
Bunun aylar süren bir bürokratik süreci var. Şimdi bunu 6 ay olarak size sunduklarında 1 yıl yerine, o zaman biraz ne derler, iki ayağınız bir pabuça giriyor. Çünkü buradan başvuru yapmanız gereken şeyler var, birimler var. O birimler size randevu veremiyorlar. Çünkü Alman bürokrasi bir yanda şey istiyor, göçmen istiyor. Bir yandan göçmenlere yanıt verebilecek bürokratik esnekliğe sahip değil. Dolayısıyla bu bir problem. İkinci problem, bu 6 ayın içinde, 6 ayın içerisinde işten çıkartılabilirsiniz. Bu benim başıma geldi. Yani 2 yılda işi buldum, 9 ayda Berlin'e geldim, 3. ayda işten çıkartıldım. Neden? Çünkü bütün dünyada şu an enflasyon etkisi var, savaş etkisi var, belirsizlik etkisi var. Üzerine adı dolandırıcılığa bulaşan büyük founder'lar var. Onların yitirdiği venture capital fonlarındaki güvensizlik var. Savaş döneminde paranın startup'ları değil, daha çok daha commodity yatırımlara dönme eğilimi var. Ve bütün bunların hepsinin sonucu COVID döneminde saçılan paralar layoff'lara evrildi. Layoff'lardan da evrilince şu an aslında Almanya'nın kendi içinde de IT sektöründe taze taze burada çalışma izni olan bir iş gücü de var. Yani bu birkaç ay sürecek bir dönem. Belki 2023'te biraz daha şey olacak ama 2024'ten sonra yine açılacaktır. Yine de hala yurt dışından göçmen almaya muhtaç bir teknoloji sektöründen bahsediyoruz. Ama böyle dinamikler de var. Dolayısıyla işten çıkartılabilirsiniz. Ona getireceğim. Ve bu 6 ay konusu Almanya'da yasayla sabit. Benim mesela şöyle bir enteresan durumum oldu. Ben probation süremi, deneme süremi aslında yurt dışında remote çalışırken tamamlamıştım. Fakat yasa diyor ki ben diyor şeye bakmam. Yani senin işverenle olan arandaki olaya bakmam. Ben 6 aya bakarım diyor. 6 ay içerisinde seni işten çıkartma hakkı var. Ama deneme süresini tamamladığım için ben işten çıkış durumumda işte kıdemimle ilgili bazı avantajları elde etmiş oldum. Ama 6 ay süresi özellikle bu son layoff'larda çok ciddi şekilde kullanıldı. Şirketlerin özellikle belli ölçekte üstündeki şirketlerin İK'larının rahatlıkla işten çıkartıp cost cutting'e gidebilecekleri bir avantaj sundu. Ne yazık ki 5 ay 15 gün içinde işten çıkartılmış çok fazla teknoloji sektörü çalışanı oldu Berlin'de, Almanya'da. Evet, evet. Biz de duyuyoruz, bizim de gruplarımız var teknoloji alanında. Gerçekten bu durumları maalesef ara sıra duymuş olduk gerçekten. Peki sen işten çıkarıldığın zaman nasıl yaptın? Yani işten çıkarıldığını biliyordun, sonra hemen tekrar bir iş arama sürecine mi girdin? O durumu nasıl kurtardın, sana verilen süre vesaire? Şimdi orada yani benim bir avantajım tabii dediğim gibi 6 ay yasal taraftan beni vurdu ama hala şey probation tamamlamış olduğum için bir iki aylık garden leave'im vardı. Yani garden leave dediğimiz şey maaşınızı alıyorsunuz ama şey çalışmıyorsunuz. Yani full time iş arayabilirsiniz. Bunu avantaj olarak kullandım. Şimdi tabii şu anda artık çalışıyorum. Yani o iki ay içerisinde 1 Temmuz'da birkaç gün öncesinde teknik olarak çalışmaya başladım, öncesinde de süreci tamamladım ama dikkat edersek yani hikayemi de artık burada bütün şeffaflığıyla paylaştım. Bu 2 yıl sürmedi. 2 ayın içerisinde iş buldum. Bu kadar da problemli bir dönemde. Layoff'lar var, iş gücü fazlası var vesaire vesaire. Bunu sağlayan şey de yine networking. Yani geldiğimden itibaren buradaki yine 2 referansı vereyim. Hani Türk komünitesi, diaspora komünitesi önemli. İşte mesela seninle de biz burada tanışmış olduk. Dolayısıyla Türk Network'ü önemli. Oradaki deneyimleri hem insanlara paylaşmak hem insanlardan öğrenmek önemli. Ama aynı zamanda uluslararası network yapmak. Çünkü en başında söylediğim şeye geri döneceğim. Siz buraya geldiğiniz anda Türk değilsiniz. Sizin içinde olduğunuz iş ekosistemi uluslararası bir iş ekosistemi. Eğer Berlin'e geliyorsanız çalıştığınız startupların çoğu Alman bile değil. Benim bir önceki şirketimde çalışan hiçbir Alman yoktu. Ama kurucuları Almanya'da yaşıyorlardı. Dolayısıyla bu uluslararasılaşma dönüşümünü networking anlamında da LinkedIn'de de
girdiğiniz WhatsApp gruplarında da yapmalısınız. Bunun için en önereceğim tool'lardan bir tanesi Meetup. Özellikle geldikten sonrası için. Meetup'ta kendi meslektaşlarınızla, farklı şirketlerde çalışan insanlarla fiziksel olarak tanışabiliyorsunuz. Ya da virtual eventlerde onların sorularını dinleyebiliyorsunuz. Deneyimlerini anlayabiliyorsunuz. Ve kontak kurabiliyorsunuz. Özellikle layoff dönemlerinde networking ile iş bulma çok önemli hale geliyor. Ben açıkçası bu işimi de bir iş ilanından değil, yine buradaki network üzerinden bulmuş oldum. Bu da benim 2 yıl değil, yani 2 ay içerisinde süreci tamamlamamı sağladı. Ama standart CV ile başvuru yöntemine gitseydim muhtemelen çok daha uzun olacaktı bu. Evet, kesinlikle öyle. Hem de şey açısından, yani insanın zaten iş hayatı çok yoğun, bazen stresli zamanlar yaşayabiliyoruz. O yaşadığımız zamanları daha böyle renkli hale getirmek, daha böyle bazen kendimizi de acımasız davranmamak adına bence sosyal ağları da yapmak gerekiyor. Çünkü sadece kuru kuru çalışmak aslında şirketlerin de hoşuna gitmiyor. O yüzden böyle ayda bir işte eventler düzenleniyor, etkinlikler düzenleniyor, iş yemekleri yapılıyor ya da belirli finansal giderler olsa da iş seyahatleri yapılıyor vesaire. Ki dijitalleşmeye rağmen hala bunlar devam ediyor. Çok haklısın. Süremizi bayağı açtık ama son olarak şunu da sorayım ben sana Kızıltan. Bu arada sorularınız varsa kapatmadan önce de sorabilirsiniz. Sorularınızı da cevaplamak isteriz. Almanya'ya geldiğinde böyle çok net bir şekilde hatırladığın ya da bizi dinleyenlere şu anda vermek istediğin önemli bir bilgi var mı? Yani Almanya'ya geldiğinde karşılaşacakları beklenmedik bir durum nedir? İş hayatında nelere dikkat etmeliler? Çok kısa şekilde, hani geldin buraya, ilk geldiğinde karşılaştın, ya bak bu da aslında araştırsam bilsem iyi olurdu, ne kadar ilginç bir durum ya da zorluk olabilir, Türkiye ile karşılaştırdığında farklı bir durum olabilir. Ne yaşadın, ne söylemek istersin? Vallahi ev bulmayı önceden halletmek gerekiyor. Kalıcı eve geçemiyorsunuz. Hayat standartınız çok değişiyor. Özellikle yani genç arkadaşlar için belki o kadar problem değil. Belki ailelerin yanından çıkıp Almanya'ya gelecekler. Dolayısıyla burada özellikle Berlin için genç nüfusu çok fazla. Üniversite öğrencileri çok fazla. Genç çalışanlar çok fazla. Dolayısıyla hani insanlar 4-5 kişi bir yere gelip bir yeri paylaşabiliyorlar. Ama Türkiye'deki kira trendleri de düşünülürse muhtemelen Türkiye'yi de belki öyle bir yakın gelecek bekliyor ama dolayısıyla genç arkadaşlar için belki ev bulmak ilk başta problem olacak ama bulduktan sonra daha süreç geliyor. Çok fazla bürokrasi var. Çok fazla register olmanız gereken şey var. Kamu kuruluşu var. Ondan sonra işte mesela izlemediğiniz televizyonun vergisini ödemek için bir sürü registration yapıp ARD'ye işte 3 ayda bir X bir para ödemeniz gerekiyor. Ama bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bu deneyimleri ve yapılması gerekenleri anlamak için de networked olmanız gerekiyor. Yani insanlarla bağ içinde olmanız gerekiyor. Ama bunu yaparken naçizane yine aynı referansı bir daha altını çizeceğim. Hem profesyonel olarak hem Berlin gibi, bu Amsterdam'da olabilir, Dublin'de olabilir, hangi ülkeye giderseniz gidin, yaşadığınız yerin öncelikle uluslararası expat komitesinin bir parçasısınız. Bu parçası oluyorsunuz. Bu sizin birinci kimliğiniz. O nedenle sadece oradaki yerel Türk komitesiyle kalmayın. Yani tabii ki ihmal etmeyin, çok büyük avantaj. Özellikle Berlin'de çok çok büyük avantaj. Biz bismillah geldik. 9 tane elimizde valiz var. Şeyi bekliyoruz. Söyleyeyim. Ev sahibi şirketin yetkilisini bekliyoruz. Anahtar devir teslimi yapacağız. Ondan sonra giriş katında çorbacı yazan Türk esnaf lokantası var. İlk bizi ağırlayanlar onlar oldular. Sonra o valizleri yukarı çıkartmak için bile ana dilinizi konuştuğunuz biriyle bu imkanı kurabilmek çok çok faydalı. Bir arkadaşım tabiri şeydi, İkinci Dünya Savaşı benzetmesiyle Sovyetler Moskova'dan cephe cephe kazanarak Berlin'e gelmeye çalışıyorlar. Diğer
Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar Normandiya'dan cephe cephe kazanarak gelmeye çalışıyorlar Berlin'e. Hani Türkleri bu benzetmede şey var, paraşütle onlar Berlin'e iniyorlar. Yani hiçbir problem yaşamadan iniyorlar. Türk komünitesi bu açıdan özellikle New Wave deniyor mesela. Hani şey de değil, yeni dalga da New Wave şeyler, yeni gelen ekspatlar burada da çok iyi network durumdalar. Bunlar önemli ama dediğim gibi Meetup gerçekten çok kıymetli bir platform. Meetup'a girin, hem profesyonel olarak hem sosyal olarak farklı ülkelerin Berlinlileriyle tanışın. Lunch Club çok önereceğim bir platform. Lunch Club'a üye olun. Orada Berlinlilerle tanışın. Ve farklı deneyimlerle aslında bütün o sosyal, profesyonel ya da bürokratik zorlukların önünden deneyim aktarımıyla hem de sosyal olarak yeni bir ülkedesiniz, yeni sıfırdan bir sosyal hayat kurmak zorundasınız. Bu dating için bile geçerli. Orada da çözümler var. Yani network, network, network diyorum. Evet, özellikle. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederiz Kızıltan. Çok güzel, çok değerli bilgileri paylaştın bizimle. Hem alanında uzman biri olarak hem de aynı zamanda yaşamış yurt dışına çıkma sürecini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Tekrar haftaya aynı saatte canlı yayın yapacağız. Sanırım gelecek hafta iş başvuruları konusunda çok daha detaylı bilgileri paylaşacak bir uzman arkadaşımızı davet edeceğiz. Ama Kızıltan'la tekrar canlı yayın yapmak isterim. Çünkü konu o kadar fazla ki bence konuşulması gereken çok fazla konu var. Ve biz bunu çok genel bugün paylaşmaya çalıştık. Olabildiğince hızlı şekilde hap bilgiler vermeye çalıştık. Tekrar çok teşekkür ederim Kızıltan. Ben teşekkür ederim davetin için. Benim için de çok keyifli oldu. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.